Başkent Lefkoşa her gün büyümeye devam ederken nüfusu da artıyor. Şehirlerin böbreği gibi çalışan kanalizasyon hattında Başkent Lefkoşa'ya dev bir yatırım yapılıyor. 105,5 milyonluk Avrupa Birliği finansmanıyla yapılan ana taşıyıcı kanalizasyon hattı projesinde çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Yaşamaktan keyif alınan ve çevre dostu bir Lefkoşa için %75'i tamamlanan projeyle yetersiz kalan mevcut hat, başkentin ihtiyacına cevap verecek şekilde en modern teknolojiyle yenilenirken koku problemi de artık tarih oluyor. Proje kapsamında Ortaköy bölgemizde kısmi yol kapatmaları gerçekleştireceğiz. Lefkoşa Türk Belediyesi olarak bu yolu kullanacak olan vatandaşlarımızın ve halkımızın evlerine ve işlerine daha güvenli gidebilmeleri için tüm tedbirlerimizi almış durumdayız. Lefkoşa halkından ve bu yolu kullanacak olan vatandaşlarımızdan anlayışıyla ilgili şimdiden çok çok teşekkür eder. Yaşanabilecek olumsuz durumlarla ilgili ise 185 hattımızın 24 saat aktif olduğunu bildiririm. Başbakanlıktan Ortaköy yönüne ilerleyen sürücüler, Ortaköy ışıklarında ana yol gidiş yönünde kapalı olacağı için mecburi sola dönecekler. Sürücüler 200 metre ilerledikten sonra sağ tarafta geçici oluşturulan yoldan yönlendirmeleri takip edip Dr. Burhan Nalbantoğlu Caddesi'ne çıkış yapabilecekler. Sivil savunma çemberinden Ortaköy ışıkları istikametine ilerleyip Dr. Burhan Nalbantoğlu Caddesi'ne çıkmak isteyen sürücüler Ortaköy futbol sahası karşısından sola dönüp sağ yaptıktan sonra 700 metre ilerleyip sağa dönerek caddeye çıkabilecekler. Sivil savunma çemberinden Göçmenköy, Taşkınköy ve Marmara bölgelerine ulaşmak isteyen sürücüler mevcut trafik akışı ile trafik ışıklarından bu bölgelere ulaşabilecekler. Yeni Yüzyıl İlkokulu'ndan dönerek 200 metre ilerleyip Can Yuva'dan yine sol yapıp Ortaköy ışıklarından Dr. Burhan Nalbantoğlu Caddesi'ne çıkmak isteyen sürücüler, trafik ışıklarından karşıya yani Gazeteci Hasan Tahsin Caddesi'ne geçerek 200 metre ilerledikten sonra sağ tarafta geçici oluşturulan yoldan yönlendirmeleri takip edip Dr. Burhan Nalbantoğlu Caddesi'ne çıkış yapabilecekler.